Sıdıka! Sıdıka kız gel. Aa, millet tesbih tanesi gibi kız sıcaklığın altına dizilmiş. Sel götürüyor yolları. Kız koş bak şuraya bak gel kız. Hani çekin şu camın önünden ya. Mahallede Arap kızı diye adın çıkacak. Saçmalama Sıdıka. Yani mahsus böyle intikam almak için yapıyorsun. Hani normalde ben seni camın kenarından çağırırım ama şimdi mevsim normallerinin dışında bir zaman yaşıyoruz. Ve metrekare 72 kilogram yağmur düşüyor Sıdıka. Hem yetkililer mecbur kalmak için dışarı çıkmayın ve Arap kızı olup camdan bakın diye açıklama yaptılar ya. Yetkililerin de işi o zaten. Altyapı yerine yetkili var şu canına yandığımız şehrinde. Gökyüzüne fazladan iki tane bulut gelse İstanbul birbirine giriyor. Yetkililer çeneye kuvvet. Kız anne böyle sadece yetkilileri ısıran bir çekirge sürüsü bassa şu kente ha? Ya da yetkili hortumu filan çıksa böyle diye hepsini emip bir dağıtsa kabiliyetsizleri. Bela okuma kız. Anneye babaya yetkiliye böyle asilik yapma. Gel şuraya otur şuraya cama bak hadi. Gelmeyeceğim işte ya. Sinirlerim bozuluyor. Ya ben manyak mıyım milletin çilesini sinema izliyor gibi seyredeceğim? Yazık insanlara ya. Bıktım lan. Yağmur yağsa, kar atıştırsa, sis çıksa hepsi kriz. Hani bir uçağın dairenin bujisi ıslansa da böyle bozulup bizim evin üstüne mecburi iniş yapsa. Beni alıp götürseler. Kurtulsam şu manyak şehirden. Sıdıka ben sana uzaylıdan adam çıkmaz demedim mi? Ha? İnsan gibi dua et de doğru düzgün biri çıksın karşına kız. Ne o öyle uçan daire yok uzay falan mı? Ben öyle Mr. Spock kulaklı torun istemiyorum ona göre. Gel şuraya gel hadi gel. Otur şuraya. Bırak uzaylıyı muzaylıyı çen 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 çene çalmayı da şuradan dışarı bak. Bak bak yağmurdan kaçıp saçak altına saklanmış. Ay elinizi düzgün ne oğlanlar var kız gel. Başka zaman olsa ayıp karşılanır Sıdıka ama yani böyle yağmur yağarken annesiyle beraber camdan bakan bir aile kızı cemiyetimizce hoş görülür. Gel kız gel gel gel. Koş şuraya bak. Israr etme anne. Benim bildiğim yağmur yağınca çiftçinin yüzü güler. Gözünü torun hırsı ve kaynanalık hırsı bürümüş manyak ruhlu şişman kimselerin değil. Şişman deme anneye kız. Buraya gel koş 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 Sıdıka. Ha, şu kırmızı yağmurluklu olana bak. Kız kitap defter de yok elinde ha. Saçı pantolonu da pek düzgün. O zıpır talebelere hiç benzemiyor. Bu saatte de çıktığına göre muhakkak düzgün bir işi var çocuğun. Yani işe gidiyor. Aman anne bu havada ancak böyle balık adamlar falan işlerine gidebilirler söyleyeyim sana. Aman canım kaptan Kusto da balık adam ama yani namazında niyazında maşallah efendi bir adam. Ay İlahi anne ya. Nereden nereye? Ay bravo tebrik ederim. Ay sinir bozuldu ya. Ay. Yoktur böyle senin gibi bir kırsa. Hay Sıdıka bunda şimdi gülünecek ne var yani ha? Ay böyle vodkalı gazoz içmiş pavyon karıları gibi olur olmaz. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Anne sözü dinler gibi masum olsa da cadı. Ha? Ay ne söylese gülüyor karıya her şeyle dalga geçiyor. Ay bir tek sen akıllısın Sıdıka yani. Herkes aptal. Bir tek Sıdıka karısı akıllı öyle mi? Ne münasebet anneciğim? Aa niye bir tek ben akıllı oluyormuşum? Baksana yollarımızdan akıl akıyor. Yani böyle sel suları yüzünden sokaklarımızda yürüyecek yer yok. Sokakların adını değiştirmekten başka icraatı olmayan yetkililerimiz var ya hepsi birbirinden zekiler. Sıdıka bana bak. Yetkililere öyle olur olmaz laf söyleme kız. Aa başımızı belaya sokacaksın. Hay bir duyan olacak kız. Aa, yalan mı anne ya? Akıl ve kurnazlık konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Ondan sonra biz sel suları arasında yürüyecek yer bulamıyoruz. Az kaldı ha. Millet evine işine giderken bu olacak artık. Akıllılar tabii. Hepsi doktor, profesör, mühendis falan. Yani yaşlı başlı adam olmuşlar da yetkili olmuşlar. Sen yaştakiler de vakti gelince yetkili olacak. Göreceğiz o zaman bakalım ortamı. Ben yaştakilerin durumu daha da kötü anne. Kızları uzaya açılan bir yağlı kapı bulmak üzere yetiştiriyorlar. Oğlanlar yolu olmayan bir ülkede böyle sıfır araba alıp maç konvoyuna katılma peşinde. Bir kısmımız da böyle barlarda beyin çürütüyor. Kapılarda bodyguard kıçı yalayıp vakit geçiriyorlar işte. Ay, ah, ayağım uyuşmuş. Kız, bana bak, al şu terliği. Vur çabuk kafana iki tane benim için. Sabahtan beri herkesi saydı döktü yine karı ya. O öyle bu böyle. Bir tek Sıdıka karısı akıllı değil mi? Ha?
Ya sen bizim başımıza gökten böyle bela diye mi indin bu alemlere ha? Geveze cadı! Vur çabuk kafana iki tane, çabuk! Tabii, buyurun. Karıya bak ya! Ulan insan iki çift laf edemez.